Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Yalçın. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İşte yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Değerli dostlar, kayıplarımızı hepinizin de haberlerden ve diğer medya organlarından duyduğunuz gibi başta ilk önce acı kayıplarımızı sizlerle paylaşmak istedim. Bunun ardından sizlere Artvin Valiliği'nin 13.07.2020 tarihli basın açıklamasını size okumak istiyorum. 12 Temmuz 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında Artvin Erzurum Karayolu'nda meydana gelen heyelan sel sonrasında Yusufeli Baraj İnşaatı çalışanı Musa Taşdemir, arkadaşlar bu Musa amcamız bizim barajda çalışan bir amcamız, ikinci paylaştığım videonun en başında değil de ikinci olarak paylaştığım fotoğraftır. Musa Taşdemir 59 yaşında kendi aracıyla seyir halindeyken sel ve heyelan anında aracından inerek olay mahallinden uzaklaşmak istemiş. Ancak sele kapılması sonrasında yaralı olarak şirket çalışanları tarafından kurtarılmış ve işletme doktoru tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken ambulansta yolda hayatını kaybetmiştir. Heyelan sonucu Artvin Erzurum Devlet Karayolu 57. kilometresi su kavşumu 1 tünelini noktasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış olup halen yol açma çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca dün akşam saatlerinde Yusufeli Demirkent köyünden Mustafa Sönmez 53 yaşında eşi Müşerref Hanım 49 yaşında ve çocukları Salih'in 16 yaşında içinde bulunduğu 08YC813 plakalı araçtan haber alınamadığının öğrenilmesi söz konusu. Bölgede arama kurtarma köpek unsurları AFAD ve şantiye yetkililerince derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanılmıştır. Yürütülen arama kurtarma faaliyetleri esnasında 13 Temmuz 2020 günü saat 13.30 sıralarında şantiye arazisi içerisindeki toprak yığınları altında kayıp 3 vatandaşımızın içinde bulunduğu araca ulaşılmıştır. Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelmiş olup adli tahkikat sürdürülmektedir. Heyelan sonrası şantiye alanı içerisinde çok sayıda özel şahıslara ait araçlar ile şantiyeye ait iş makinesi araçlar sele kapılarak toprak altında kalmıştır. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarına ait gerekse işletmeye ait iş makinalarıyla yol açma ve enkaz altındaki araçların tahliye çalışmaları devam edilmektedir. Bölgemizdeki yağışların yer yer devam etmesi nedeniyle vatandaşlarımızın meteorolojiden yapılan uyarılar konusunda hassas olmaları önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Arkadaşlar, bu okuduğum açıklama 13.07.2020 tarihinde Artvin Valiliği'nin basın açıklamasıdır. Bölgemizde ve baraj şantiyemizde meydana gelen sel felaketiyle ilgili Artvin Valimizin yaptığı basın açıklamasını sizlere aktarmak istedim. Değerli dostlar, kayıplarımız var. Öncelikle 3 kişi bizim Üsveli ilçemizden kayıp ölü olan arkadaşı, eli vatandaşlarımız var. 3 vatandaşımız. Ayrıca bir de işte basın açıklamasında size bahsettiğim Musa Taşdemir isimli dayımız 59 yaşında. Bu da yine sele kapılarak aracıyla birlikte giderken sel kapıldıktan sonra kurtarılmış, hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat etmiştir. Şantiye alanımızda çok büyük bir maddi hasar oluşmuş arkadaşlar. Ne diyelim, söylenecek söz bulamıyorum demek için. Gerçekten Allah'ın afeti, Allah'tan gelen her şeye razıyız. Yapacak bir şey yok. Kader deyip yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Allah ölen tüm vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, şantiye çalışanlarımıza rahmet eylesin. Geride kalan ailesine, ailelerine başsağlığı diliyoruz arkadaşlar. Fotoğraflardan zaten görmüşsünüzdür.
videolardan da görmüşsünüzdür. Allah hepimize sabır versin arkadaşlar. Görüşürüz.